Şimdi HSYK konusunda dikkat ederseniz bu son ay içerisinde yapmış olduğumuz tartışmalara baktığımızda şunu görüyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız konuya müdahil oldu. Muhalefet parti liderlerini çağırdı, onlarla görüştü. En sonunda Sayın Başbakanımızla görüştü ve dedik ki biz varız, Sayın Başbakanımız da biz varız dedi. Hemen arkadaşlarımızı görevlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anayasa değişikliği yapalım ve bu işi yasal düzenlemeyle değil anayasal düzenlemeyle HSYK konusunu çözelim konusunda görüşmeler yapıldı. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi biz varız dedi. Görüşme yapıldı ancak iki gün sonra verilen cevap biz yokuz dedi. Yine orada da Cumhuriyet Halk Partisi yine çark etti. Şimdi anayasal düzenlemeyle yapamadığımız bu düzenlemeyi o zaman biz bize kanunun vermiş olduğu yetkiyle mecliste yasayı değiştirerek bu düzenlemeyi yapma gayreti içerisindeyiz. İşte biliyorsunuz yasak büyük gürültüler ve kavga neticesinde komisyondan geçti. Daha sonra da Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra genel kurula geldi. Orada ilk bölüm görüşüldü. O polis akademisiyle ilgili maddeler geçti. HSYK konusunda belki bir uzlaşı olur diye bugüne kadar bekledik ama olmadı. Fakat bu yaşanan geçen sürede de şunu gördük. İşte HSYK son iki toplantısında toplanamadı, bir araya gelemedi biliyorsunuz. Evet. HSYK üyeleri bir anda hepsi birden hasta oluyor. Rapor alıyorlar belli sayıda insanlar. Toplantı yeter sayısına ulaşmadığı için de HSYK toplanamıyor ve bu HSYK kurulu şu an felç durumda. Dolayısıyla bu son yaşanan olaylarda bizim hemen konunun üzerine acilen gitmemizi gerektirdi ve buna binaen bugün genel kurula saat 14'te gelecek ve HSYK konusunu inşallah o ilgili kanunu, ilgili maddeleri geçerek yasallaştıracağız. Biz yasayı yapmakla yükümlüyüz iktidar partisi olarak. Bu konuda kararlıyız. Yasayı inşallah en kısa zamanda bugün yarın tamamlayıp Cumhurbaşkanlığına onaya göndereceğiz. Ondan sonraki süreç bekleyip göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiri. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve ardından da muhalefet partileri istedikleri zaman Anayasa Mahkemesi'ne götürebilirler. O zaman Anayasa Mahkemesi'nden de gerekli cevabı bekleyeceğiz. Belki yasayı onaylayacak, belki de reddedecek. Ona göre bakacağız. Ve bu da demokratik bir ülke olmanın gereğidir. Bunu gayet doğal karşılıyoruz. Cemaatin parti kurması söz konusu mudur? Yani dediğiniz gibi bazı önde gelen şahıslar böyle bir şey olmayacağını ifade ediyorlar. Bazı yazarlarımız, cemaati de iyi bilen, tanıyan bazı yazarlarımız da kesinlikle 30 Mart'tan sonra bir parti kurulma girişimi yapılacağı şeklinde yazılar oldu, açıklamalar oldu. Benim kanaatim yani keşke parti kursalar, yani kursalar, siyasi hayata girseler. Çünkü cemaat artık cemaat olmaktan çıktı. Son zamanlarda özellikle bu dershane olayından sonra tamamen bir siyasi parti gibi davranıyor. Bir güç odağı şeklinde davranıyor. Ve dolayısıyla o zaman eğer siz siyaset yapacak iseniz bunu bir cemaat şemsiyesi altında, hizmet hareketi vesaire altında değil de o zaman bir siyasi parti ismi altında gelin yapın ve o zaman bu siyasi partiyi kurun. Ama benim şahsi kanaatim onların parti kurmaya cesaret edemeyecekleri yönünde ve bir takım diğer partilerle işte koltuk temasında bulunarak, dirsek temasında bulunarak bu şekilde siyasi emellerini gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaklarını düşünüyorum. O görüntüler, o sahneler son derece yakışıksız olmuş. Hazreti Peygamber'in reklam aracı olarak ve siyasi emellerine alet edilmesi, Hazreti Peygamber'in bir takım insanlar tarafından ve malum kanal tarafından alet edilmesi çok çirkin olmuştur. Daha önce de hatırlarsınız işte Hazreti Peygamber'i rüyada gördükleri ve tweetleri ikiye katlayın şeklinde ifadeler. O zaman da aynı şekilde bu terbiyesizlik yapılmıştı. Hazreti Peygamber'e karşı saygısızlık yapılmıştı. Ama bu son olayda Hazreti Peygamber'in bu şekilde gösterilmesi, tamamen bir trajikomik bir sahneyle, bir mizansenle ortaya konulması kabul edilebilir bir durum değildir. Basına yansıyanlardan da görüyoruz ki ilahiyat camiası olsun, Diyanet camiası olsun ve toplumun önde gelenleri Hazreti Peygamber'in bu şekilde yani bir reklam aracı olarak kullanılması ve bir takım emellere alet edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ben de dün onu değerlendirdim. Burada da tabii şu mesaj verilmek isteniyor bu malum kanal tarafından. Yani bu hükümetle girdikleri kavgada işte Hazreti Peygamber de bizim yanımızda mesajını vermek istiyorlar. Mana aleminde, maneviyat aleminden de destek alıyoruz mesajını vermek istiyorlar. Ama
Tabii bu aynı zamanda bir bitmişliğin, tükenmişliğin, çaresizliğin de bir göstergesi olarak okunması lazım diye düşünüyorum. Son derece yanlış olmuştur. Sadece 76 milyon milletimizden, Türk milletinden özür dilemek yetmez. Bütün İslam aleminden bu yapılan saygısızlıktan dolayı özür dilenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bir ilahiyatçı olarak bunu söylüyorum.